İyi günler. Bu videomuzda cihazla besleme hattı arasına konulacak ve otomat sigortanın bağlantısının nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağız. Bunun için 3 amperlik sigortamız, sigorta kutumuz, enerjiyi prizimizden alacağız. Normalde 3 amper düşük bir akım olduğu için bunu prizden besleyeceğiz. Daha yüksek 16 ve 32 amperlik bir cihaz olsaydı bunu boğattan beslememiz gerekecekti. Sigorta kutumuzun kasasını, montajını yaptık duvara. Yukarıdayken sigortamız aktif konumda. Aşağı indirdiğimizde off, yani sigortamız atmış oluyor. Yani biz sigortamızın üst kısmını buradaki bağlantımıza faz girişi, yani besleme girişinin fazını yukarıdan, aşağıdan da besleyeceğimiz cihazın faz girişini yapacağız. Bu bizim besleme kablomuz. Buradaki kahverengi fazımız olacak. Bu fazımızı sigortamızın üst kısmına giriş yapacağız. Sigortamızın buradaki bölümüne takıyoruz. Fazımızı sokuyoruz. Daha sonra yıldız tornavidayla buradan sıkıştırıyoruz. Olduğundan emin olduk. Mavi bizim nötr kablomuz. Buraya nötr giriş yapacağız. Evet, bu sarı yeşil kablomuz da toprak kablosu. Sigortamızı sigorta kutusuna çok kolay bir şekilde yerleştirebiliriz. Üstteki tırnağı, şuradaki tırnağı geçiriyoruz. Ve sigortanın alt kısmında bulunan, bakın, şu bölgeyi itiyoruz. Tık diye bir ses duyduktan sonra bu sigortamız buraya sabitlenmiş oluyor. Daha sonra da cihazımızdan gelen kabloyu, kahverengi kısmını, yani faz kısmını sigortamızın altına giriş yapacağız. Fazımızı aldık. Bunu sigortanın altından giriş yapacağız şimdi. Bağlıyorum. Daha sonra da sigortamdan sıkıyorum. İyice sıktığınızdan emin olun. Ark yapmasını engelleme amacıyla tekrar bir kontrol ediyorum. Tamam. Daha sonra klemenslerime bağlantı yapacağım. Nötr kablom, mavi kablo. Nötr bağlantımızı da tamamladık. Şimdi toprak bağlantımızı yapalım. Sigorta bağlantı kısmımız bitiyor. Daha sonra enerji kablomuzu prizimize bağlayacağız. Bunun için prizimizin kapağını söküyoruz. Enerji olup olmadığını kontrol kalemimizle kontrol ediyoruz. Sıkıştırma vidalarını gevşeterek. Evet, burada kabloların renklerine göre bağlantılarını yapacağız. İlk önce faz kablomuzu alıyoruz.
faz kablomuzu gevşetip tekrar yanından fazımıza bağladık. Şimdi toprak kablosunu priz üzerinden gevşetiyorum. Şimdi nötr kablomuzu olduğu alanı gevşetip buraları da daha sonra kroşelerle sabitleyebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi günler.